أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hamd, yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, geçen hafta okul mevzuunda bir açıklama yapmıştık. Alimlerin fetvasına değinmiştik. Demiştik ki alimler okul ile ilgili hiçbir şekilde konuşmamışlardır. Yani en direkt değinmişler. Hatta bununla ilgili fetvalar olsa dahi onlar bu çağımızdaki okulla alakalı değil. Onlarla ilgili görüşleri söylemiştik. Geçen haftaki videoda bir kardeşimiz beni uyardı. Allah razı olsun ondan. Ben 4. Mahmud demişim. O Roma rakamıyla yazılıyor ya ve şeklinde. Meğersem o 5'miş. Ben onu 4-5 olarak karıştırmışım. Yani öyle uzun uzadıya tarih üzerine bir çalışma yapmadım. Ancak sadece Osmanlı'nın son zamanındaki gelişmelerden sizleri haberdar edip Mustafa Sabri Efendi'nin ve Hafız Ali Raşit Hoca'nın fetvasının hangi şartlarda verildiğini ve neyi kapsadığını, yani Allah rahmet eylesin Cemalettin Hoca'nın söylediği gibi efradını cami, ağyarını mani yapmak için öyle bir tarihe değindim. 200 yıl bir geriye gittik. Burada doğrusu şu, yani 5. Mahmud. Bu tabii bizim konumuzla hiçbir alakası yok. Yani konumuzu etkileyecek bir durum değil ama Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten sonra 5. Mahmud'u getiriyorlar. Tarih sayfalarında onun hasta olduğundan dolayı halifeliği yürütemediğini, onun yerine 2. Abdülhamid geçiyor ve monarşik meşrutiyeti kabul ediyor. Bizim burada bizi ilgilendiren şey monarşi meşrutiyet. Yani monarşik cumhuriyet. Bu kelimeleri ne manaya geliyor? Monarşi feodal bir sistem gibi kardeşlerim. Yani böyle padişahlık, sultanlık, şahlık gibi sistemlere monarşi sistem denir. Yani bir adamın söylediği kestik. Diyelim ki eski tarihlerde bir Cengiz Han'ı düşün. Cengiz Han ne derse o. Adam suçlu mu? Suçlu az. İstediğin kadar orada demokrasi yok, bir şey yok. Yani geçi günümüzdeki insanlar da bu demokrasiyi kendi şeyleri gibi kullanıyorlar. Bu ayrı bir şey. Monarşi demek bunların deyimine göre bu Fransız ihtilalinden önce orada krallık vardı. Şatolar vardı. Halk, fakir kesim şatoların dışında alabildiğinde mağdur, elit kesim dedikleri ise şatoların içinde o fakir fukarayı yöneten kişilerdi. Yani o elit kişiye feodal denir, o ötekilerine de burjuva diyorlar. İşte bu burjuvanın ayaklanmasıyla Fransız ihtilali olmuş. Onlar bir şekilde oradan kurtulmuşlar ve Türkiye'den de, daha doğrusu Osmanlı döneminde de, Osmanlı zamanında da
gençler Avrupa'ya gidip okuduğu zaman onların bu bağımsızlık, özgürlük hezeyanlarından etkilenerek Türkiye'ye geldikleri zaman işte biz de bu sistemi istiyoruz. Yani tabii onlar İslami gözle bakmadıklarından dolayı İslami gözle bakmış olsalar hilafet var. Halifeye itaat vaciptir. Yani farzdır. Halifeye itaat Allah'a itaat gibidir. Nasıl? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Halifeye itaat bana itaattir. Bana itaat Allah'a itaattir. Halifeye isyan bana isyandır. Bana isyan Allah'a isyandır. Bu gözle bakmadıklarından dolayı onlara göre diyelim ki Kanuni Sultan Süleyman aklımda kaldığı kadarıyla getirmişti şeyi, halifeliği Mısır'dan Osmanlı'ya getirmişti. O dönemden bu halifeliğin kaldırıldığı vahdedine kadar olan bütün halifeler aslında İslam halifesi. Ama bunlar Osmanlı soyundan geldiklerinden dolayı bunlara padişah gözüyle de bakılıyordu. Yani bunlar hem padişah hem de halifelik ikisini bir arada götürüyorlardı. Dolayısıyla bunlar zaten babadan oğula geçiyordu. Bizim değindiğimiz bu dersimizin konusu bu değil. Dersimizin konusu Osmanlı tarihinde, Osmanlı zamanında yani 800'lerde, 830'larda Avrupa'ya gidip orada okuyup gelip işte Türkiye'deki işte Osmanlı'daki monarşik sistemi beğenmemeleri. Yani onlara göre hilafet zaten değildi, önemli değil. Padişahlık sistemi vardı. Bu padişahlık sistemine karşı halkı ayaklandırdılar. Aynen bugünümüzde hani geçen yıllarda Mısır'da, Suriye'de, Libya'da Arap Baharı diye sokaklara döküldüler ya. Geçen hafta buna uzun uzun diye değindim. Yine oralara değinmeyeceğim. Demek istediğim işte bunlara yönelik bunların getirmiş olduğu monarşi cumhuriyet, monarşik cumhuriyet. Yani hem padişahlık hem de cumhuriyet ikisi bir arada bir sistem getirdiler. Avrupa'nın fit vermesiyle, Amerika'nın, İngiltere'nin bunları kışkırtmasıyla Osmanlı'yı önce bu şekilde bir böldüler. Yani taviz verdiler. Yani nasıl taviz verdiler? Daha önce böyle bir parlamenter sistem yoktu. Bu birinci meşrutiyette parlamenter sisteme geçildi. Günümüzdeki parlamento olmasa da orada insanlar giriyordu oraya. Müslüman mı değil misi önemli değil. Yapmış oldukları işlere göre halifeye arz ediliyor. Halife bunu kabul ederse geçiyor. Yani bu şekilde monarşik cumhuriyet başlamıştı. Bu hatta öyle bir parlamenter sistem ki 1900 diyorum Rumi takvime göre 1293 yılında Osmanlı'yı Ruslarla savaşa dahi soktular. Osmanlı'yı Ruslarla savaşa sokarak Osmanlı'nın gücünü orada bir kırdılar. Osmanlı yenildi. İşte bu sebeplerden dolayı değerli kardeşlerim, konumuza gelecek olursak, işte bunların hilafet baştayken monarşik cumhuriyete, ondan sonra da hilafeti kaldırmaya kadar giden serüvenlerinden sonra Mustafa Sabri Efendi'nin ve Hafız Ali Raşit Hoca'nın okullarla ilgili bir fetvası var. Bir kardeşimiz diyor ki o fetvayı ben bulamadığım için yok. Yani fetvayı sen bulamadıysan yok değil, sen bulamamışsındır. Biz o fetvayla hatta hatırlıyorsan bir ara senin dükkana getirmiştim. O bir tane Ömer vardı.
O Urfalı Ömer vardı. O fetvayı ben elime aldım. O bana getirmişti. Ben gitmiştim Ömer'e demiştim ki bak senin okuduğun bu fetva senin aleyhine dönüyor. Yani senin bana getirip çocuklarını okula gönderenleri sen tekfir etmemi istiyorsun ya. Yani bu kadar net kesin biliyorum ki öyle bir fetva var. Ancak arada kaybettik biz onu. Bu da böyle bilinsin. Yani Mustafa Sabri Efendi'nin böyle bir makalesi var. 3 sayfalık. Çocuğunu okula gönderenler, yurt dışındaki okula gönderenlerin eğer ki çocuklarına Burhani İslami yükledikleri takdirde, yani oraya giden çocukların İslam'ı iyicene bildikleri halde kafir olamayacağını söylüyor. Özetle bu. Zaten biraz sonra geleceğim. Çocuğunu okula gönderenlerin nasıl koruyabileceğine dair bölümde bu meseleye yine değineceğim inşallah. Yani biz şurada şunu anlıyoruz. Kardeşlerim, ne sahabe döneminde, ne peygamber döneminde, ne de bu son 100 yıla kadar okulla ilgili kimse konuşmamış. İşin doğrusu bu yani. Neden? Çünkü okul kanun yapan, küfür icra eden yerler değil. Günümüzdeki okullarda İslam'a uygun olmayan yerler var. Bir de çocuklar var, giden çocuklar var. Bu gözle bakılıyor. Bundan dolayı çocuğunu okula gönderen, göndermeyen alimlerin ben hepsine sordum. Hiç kimse çocuğunu okula gönderdiğinden dolayı babaya kefil demiyor. Yani ilim bunu söylemiyor. İlim bunu demediği halde göndermelerini tavsiye etmiyorlar. Neden? Geçen hafta da değinmiştik. İşte İslam'a uygun olmayan şeyler var. Diyelim Darwin teorisi var. Diyelim orada kadın kız erkek karışık. Diyelim hocalar komünist, ateist, deist hiç fark etmiyor. Hoca önemlidir. Dolayısıyla çocuklar etkileniyor. İşte çocuk kafası yıkandığı zaman beyni beşeri ideolojiyle şekillendiği zaman bu sebeplerden dolayı tehlikelidir. Çocuklarınızı okula göndermeyin. Ama çocuklarını okula gönderenler de kafirdir diyen bir tane alim yok. Yok yani. Varsa getirsinler. Getirdikleri işte 2 tane fetva var. Geçen hafta okudum. O Hafız Ali Raşit Hoca'nın ve Mustafa Sabri Efendi'nin fetvaları var. Bunlar gerçekten söylüyorlar. Ama fetvanın tamamı öyle değil. Fetvanın tamamı diyor ki bu laik, beşeri, ideolojik sistemleri kastederek diyor ki eğer ki severek ve beğenerek çocuğunu bunların okuluna gönderirse, bunların mecmuasını okursa, bunların televizyonunu seyrederse, bunların elbiselerini giyerse neşedü billah kafir olur diyor. Bakın şimdi çocuğun okula gitmesi arada sadece bir bölüm. O da hangi şartla başlıyor fetva? Severek ve isteyerek, muhabbet besleyerek gönderirse, elbisesini giyerse, televizyonunu seyrederse, buna bakarsan o zaman herkes kafir olur. Hangisi severek muhabbet beslersen kafir oluyorsun. Ne olmuş oluyor? Sen kafire sevgi beslemiş oluyorsun. Kafirin televizyonunu seviyorsun. Kafirin elbisesini seviyorsun. Kafirin okulunu seviyorsun. Bu sebebe binaen böyle severek, muhabbet besleyerek gönderse zaten göndermese de kafir. Yani bir adam varsa böyle küfrü seviyor, muhabbet besliyor, sevgi besliyorsa zaten ve la terkenu illel lezine zelemu fetemesekumun nar. Kafirlere meyil etmeyin, bırak sevmeyi, meyil etmek bile cehennem ateşinin dokunmasına sebep oluyor. Şimdi burada bizim esas konumuz ne? Muvahhid Müslüman, tağutu reddetmiş, Allah'ı birlemiş, bunun için bedeller ödemiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek, önder olarak kabul etmiş ama bazı sebeplere göre, mesela adam İslam okulu yok. Bir. Buna rağmen göndermiyor. Evine geliyorlar. Çocuğunu gönder. Polis geliyor kapıya. Çocuğunu okula gönder.
Eve liste geliyor. Tebligat geliyor. İşte şu kadar para cezası var. Gönder. Göndermesen çocuğu senden alırız kadar tehditler var. Yani ikrah var, ikrah. Biraz sonra okuyacağım. Burada bu kitabı getirdim. Özellikle çocuğunu okula gönderenlerin tekdir ettiği ve okumuş olduğu bir kitabı getirdim ki belki onlar akıllarını başına alırlar. Gerçekten bu kitabı okuyarak çocuğunu okula gönderenleri tekdir ediyorlar demiyorum. Bu kitabın yazarından etkilenerek çocuğunu okula gönderenleri tekdir ediyorlar. Ben de Allah razı olsun kardeşim. Ben de özellikle bu kitaptaki İkrah bölümünü inşallah sizlere okuyacağım. Okuyacağım ki işte ikrahın şartları nelerdir? Yani senin kafir dediğin İslam'a göre kafir değil. Sen kendini yakıyorsun. Sen kendini yakıyorsun. %50 sen kafirsin. Nasıl? Hadis var, nas var. Bir Müslümana kafir dersen o söz havada kalmaz. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Döner karşıdaki kafir değilse sen kafir oluyorsun. Bu kadar tehlikeli bir şeye sen nasıl kafir diyorsun ya? Evet kardeşlerim. Böyle bir ön açıklamadan sonra fetvayı anladık. Bunlar o fetvaları çarpıtıyorlar. Fetvadan biz anladık. Neden? Elhamdülillah fetva bize kadar geldi. Biz baktık ki fetva onların dediği gibi değil. Çünkü onlar istediği şekilde anlamak, istediği şekilde anlamak, istediği gözle bakıyorlar. Adalet gözüyle bakmıyorlar. İşleri karşıdaki adamı çocuğunu okula gönderdiğinden dolayı tekfir etmek olan insanlar bahane buluyor yani. Halbuki Allah kafir demiyorsa değildir. Allah Müslüman diyorsa Müslümandır. Senin derdin ne? Sen kafir diyorsun. Şimdi gelelim sahabelere. Sahabeler bizim nedir? Ölçümüzdür değerli kardeşlerim. Sahabeler, ayetler onların üzerine indi. Dolayısıyla bunların bayraklaştırmış olduğu Tahrim Suresi 6. ayet var. Tahrim Suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı cehennem ateşi olan o yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Şimdi bu ayeti celileye bakalım. Bu ayete göre sahabe nasıl anlamış? Müfessirler bu ayeti celileyi nasıl tefsir etmiş? Bakıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anhu demiş ki, şimdi şeye geldik. Çocuğu koruma. Yani Allah Teala buyuruyor ya, ey iman edenler, kendinizi ve çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Baktığın zaman düz kontak yaptığın zaman direktmen senin yapmadığın her şeyi çocuğuna da yaptırmaman lazım. Öyle değil mi? Dolayısıyla senin korunduğun şeyi çocuğunu da koruman lazım. Bunlar şimdi ne diyorlar? Bu konu sorulmuş Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali ilmin kapısı. Buna rağmen diyor ki ben Besmele'deki bağının noktası değilim. Yani Hazreti Ali'yi al bir de bütün ilim alim müştehitleri al onların kapısı. O şekilde düşünelim. Sormuşlar. Allah-u Teala'nın bu ayeti hakkında ne dersin? Yani çocuklarını nasıl korunur? Bir baba, bir veli, bir ebeveyn çocuğunu nasıl korur diyor. Hazreti Ali demiştir ki, kişinin aile efradının cehennem ateşinden koruması, onları yetiştirmesi ve eğitmesiyle olur. Yani nasıl oluyormuş?
Yani onları İslam ahlakı üzerinde yetiştirip eğitecek. Bakın evlatlarım, bakın çocuklarım, bu haktır, bu batıldır. Bunu yaparsan küfre giresin, bunu yaparsan sevap kazanırsın. Bu şekilde ne yapacak? Çocukları eğitecek. Sonra Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu'ya sormuşlar. Çocukları nasıl korur bir baba? Yani baba çocuğunu nasıl cehennem ateşinden korur? Abdullah İbni Abbas da diyor ki, kişinin Allah'a itaat ederek ona karşı gelmekten kaçınarak ve aile efradına Allah'ı anmalarını emrederek kendisini ve ailesini korumuş olur. Abdullah İbni Abbas'a göre nedir? Kişinin kendi aile efradına Allah'ı anmalarını öğretmesi, hatırlatması. Yani Allah sürekli onların aklında olacak, zihninde olacak, yaptığı işte Allah'ın rızasını gözetecekler. Bu şekilde öğretirse ne yapmış oluyor? Çocuğunu korumuş oluyor. Yani ehlini korumuş oluyor. Mücahide sormuşlar. Mücahit diyor ki, siz Allah'tan korkun, aile efradınıza da Allah'tan korkmalarını emredin. Böylece cehennem azabından korunmuş olursunuz. Bu ayeti tefsir ediyorlar. Yani hani bunlar bu ayeti veriyor ya, demek ki neymiş kardeşlerim? Allah'tan korkmak lazım ve kendi ehlimize de Allah'tan korkmalarını öğretmek, emretmemiz lazım. Katade'ye sormuşlar, kişinin Allah'a itaat etmeyi emretmesi ve karşı gelmelerini yasaklamasıyla olur diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz hepiniz çobansınız, herkes tebaasından sorumludur hadisi vardır. İşte bu da bu ayetle örtüşüyor. Yani nasıl olacak? Bir veli, bir baba, bir ebeveyn çocuğunu nasıl korur? Ona Allah'a karşı onu sürekli zikretmesini öğretmesi, Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmesi, Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerden kaçınması lazım geldiğini söylüyor. Bu sahabelere göre. Bu demin saydığım hepsi sahabe. Şimdi sahabelere göre korunma böyle. Aşağıya doğru geliyoruz günümüze kadar. Mustafa Sabri Efendi'ye göre çocuğuna Burhan-ı İslam'ı yüklemen lazım. Burhan-ı İslam'ı yükledikten sonra o çocuk gidip Avrupa'da üniversiteyi dahi bitirse kafir olmuyor. Neden? Çünkü o dinden çıkacak şeyleri biliyor. Din dairesinde kalacak meseleleri biliyor. Nasıl davranacağını biliyor. Dolayısıyla kafir olmuyor. Hafız Ali Raşit Hoca'ya göre nasıl? Çünkü onların verdiği fetvalardan da gidiyoruz ya, onların verdiği ayetlerden geliyoruz ya. Hafız Ali Raşit Hoca'ya göre ise sevgi ve muhabbet beslemesi lazım. Yani küfre sevgi ve muhabbet besleyerek çocuğunu okula gönderirse, iyi ki de bu okul var, bu okul benim oğlumu ne güzel yetiştiriyor, ne güzel laik yapıyor, ne güzel demokrat yapıyor, ne güzel cumhuriyetçi yapıyor diye sevgi ve muhabbet besledin mi, kafir oluyorsun. Bunun mefhum muhalefeti nedir? Sevgi ve muhabbet beslemeden gönderirse kafir olmuyor. Daha geliyoruz yakına. Molla Sadreddin Yüksel. Herkes tanıyor. Yeni gençler tanımıyor bile. Ben onlara soruyorum, adam ismini bile bilmiyor. Çünkü hep kendi ilim talebesi hocalarını tanıyorlar. İlim talebesi hocalarından dolayı müştehitleri bile tekfir etme derecesine gelmişler. Ve hatta edenleri vardır. Müştehitleri tekfir ediyor kendi hocalarından dolayı. Yani mezhepsizlik aşılanmış bir şekilde. Adam mezhep imamlarının müştehitleri hor görüyor, hakir görüyor, aşağılıyor.
Bu neden kaynaklanıyor? Kendisinde zaten ilim yok. Baştaki de ilim talebesi onları bu şekilde yetiştirdiği için büyük felaket. Esas küfre girme tehlikesi bunlarda. Neden çocuklarını okula gönderen muvahhid Müslümanları tekfir ediyor? Yani hadi diyelim ben hiç göndermiyorum. Tanıyanlar, bilenler var. Ben hiç göndermedim. Çocuğunu okula gönderen muvahhid Müslümanı tekfir etmiyorum diye bana kafir diyor adam. Ben hiç ırgalanmıyorum. Hiç umurumda değil. Çünkü delilleri yetersiz. Çünkü o kafasına göre gidiyor. Ben senin kafana uymuş olsam zaten demokrasi terk etmezdim ki. Sen diyorsun ki ilmi bırak, müştehitleri bırak, benim kafama göre hareket et diyorsun. Mesele sonra isim vererek tekfir ettiklerinden dolayı Cemalettin Kaplan bir video attı bana bir kardeş değişik bir şehirden. Video telefonda hala duruyor. Cemalettin Kaplan diyor ki okullar 3 hafta tatil olmuş. Almanya'da yani. Okullar 3 hafta tatil olmuş. Çocukları bize gönderin. Onlara kelime-i tevhidi öğretin. İslam'ı öğretin. Anlaşılıyor mu? Yani çocuklar Cemalettin Kaplan'ın dizinin dibinde, cemaat çocukları okula gönderdiği halde kafir demiyor. Peki nasıl o çocukları koruyor? Tatillerde çocuk eve geldiğinde sen ona İslam'ı öğreteceksin. Kelime-i tevhidi öğreteceksin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Lenin'den, Mao'dan, Atatürk'ten, Tayyip'ten üstün olduğunu öğreteceksin. Çocuk bunu öğrendikten sonra okula da gitse kafir olmaz. Öyle bir tehlikesi kalmaz. Şimdi hal böyleyken buna rağmen çocuğunu okula göndereni tekfir etmek, bir de utanmadan bu alimlerin ismini vererek bunlara göre çocuğu Müslümanları tekfir etmek ahlaksızlıktır yani. Bağdaşmıyor yani. İslam'la zaten hiç bağdaşmıyor. Ahlaki de değil. Yani sen kalkacaksın Cemalettin Kaplan'ın ismini, Mola Sadreddin'in ismini, Mustafa Sabri Efendi'nin ismini, Hafız Ali Raşit Hoca'nın ismini kullanacaksın. Ve buna göre çocuğunu okula gönderen Müslümanları tekfir edeceksin. Bunun neresi İslam, neresi ahlak, neresi insanlık? Yani varsa bir deliliniz getirin. Niye adamlar kafir olsun? Cemalettin Kaplan, geçen hafta da söyledim. Mola Sadreddin Yüksel, şirke, küfre karşı, parlamenterler müşriktir, oy verenler müşriktir, onlara demeyenler müşriktir, onlara demeyenler müşriktir derken korkmuyor da çocuğunu okula gönderene mi kafir demeye korkuyor? Bunlar korkuyorlar. Allah'tan korkuyorlar. Söyleseler Allah'ın demediği, Allah'ın kafir hükmü vermediği birisine kafir demekten korkuyorlar. Yoksa çocuğunu okula gönderene kafir demek onlar için zor bir şey değildi yani. Derlerdi yani. Çıkarın çocuklarınızı, göndermeyin. Ama çocuk okula gittiği için babanın kafir olmasının hiçbir delili yok. Şimdi demin saydım ya kardeşlerim. Bunların okuduğu kitap var. Bu kitaptan Faruk Furkan kitabının ikrah bölümünü inşallah mezheplerin ikraha bakışı adam ilmi bir kitap yapmış. Yani kitaba benim bir itirazım yok. Benim itirazım bu kitabı okuyup yanlış anlayıp insanlar tekfir edenlere.
İkrah önce bir tanımlamış. İkrah, kişinin istemediği bir şeyi kendi başına kalksa, özet geçiyorum, yapmayacağı bir şeyi zorlama karşılığında yapması. İkrah bu yani. İkrah-ı mülci var, ikrah-ı gayri mülci var. İkrah-ı mülci, illaki bir uzvun kesilmesi ya da öldürülmesi. İkrah-ı gayri mülci ise para, hapis, tehdit, bunlar da ikrah-ı gayri mülcidir. İkrah'ı böyle ikiye bölmüş, tamamen ehl-i sünnet vel cemaatin görüşüne uygun. Zaten müştehitlerden delil getirmiş. Şimdi okuyacağım Allah için. Sonra kendinden konuşuyor denmesin diye. Hanefi mezhebine göre ikrah. Biz aynı zamanda burada ders yapıyoruz kardeşlerim. Yani bizim ölçümüz Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Biz ilmi seviyoruz. Alimleri seviyoruz. Müştehitleri seviyoruz. Biz bu ilmi niye öğreniyoruz? Niye okuyoruz? Amel etmek için. Biz bunu okuyup amel etmeyeceksek o zaman evde oturup televizyon seyredelim. Niye okuyalım ki biz? Öyle değil mi? Biz niye bu soğukta gelmişiz, burada durmuşuz? Allah için. O halde okuyalım. Hanifi alimleri ikrahı tam ve eksik mülci. Yani mülci ve gayri mülci şeklinde ikiye ayırmışlar. Burayı geçelim. Burayı az önce tarif ettim. Hanifi mezhebine göre tam ikrahın hükmü. Hanifilere göre tam ikraha maruz kalan kişinin dört şey hariç her türlü sözü söylemesine ve her çeşit işi yapmasına ruhsat vardır. Tam ikrahın bulunmasına rağmen yapılmasına ruhsat bulunmayan dört iş ise şunlardır. Bir Müslümanı öldürmek, hangi şart altında olursa olsun bir Müslümanı öldüremezsin. Yani hangi ikrah altında olursan ol, mülci ya da gayri mülci, bir Müslümanı öldüremezsin. Bir erkeğin zina etmesi, bunu yapamazsın. Anne ve babayı dövmek. Yani geldi senin şakağına silahı dayadı. Zina yapacaksın. Falan adamı öldüreceksin. Anneni babanı döveceksin. Bunu yapamazsın. Hanifi mezhebine göre. Ve bir Müslümanın herhangi bir azasını koparmak veya onu ölüme götürecek derecede dövmek İslam'a göre, yani Hanifi mezhebine göre yapılmaması gereken dört şarttır. İkrah-ı mürci dahi olsan. Eksik ikrah ise, gayri mürci ise, bu da zorlanan kimsenin kısa süreli hapis, dayak, mal itilafı gibi ikinci derece ağırlıkta zarara neden olacak şeylerle tehdit edilmesidir. Şimdi biz şimdiye kadar hep ne okuyoruz? Diyoruz ki Hanifi mezhebine göre illaki ya senin kafana silahı dayayacak veyahut da senin bir uzvunu koparacak. Bak adam almış Hanifi mezhebinin yani gayri mülciyi de alıyor. Hapis de para da ikrahtır diyor. Malın zarara uğratılması da ikrahtır diyor. Eksik ikrahın hükmü Hanifilere göre eksik ikrah, ikraha maruz kalan kişinin ruhsatlardan istifade etmesi oldukça sınırlıdır. Çoğu hallerde azimeti seçmek zorundadır. Bu tür ikrahla karşı karşıya kalan insan bütün yaptıklarından sorumludur. Ancak kadın olduğu halde eksik ikrahla zinaya zorlanır da zinaya teslim olursa kendisine zina cezası uygulanmaz. Veya bir insan eksik ikrahla içki içerse ona içki içme cezası tatbik edilmez. Bir de tarafların hem ittifaklarını hem de rızalarını gerektiren alışveriş, kira, bağış ve benzeri muameleler eksik ikrahla yapılırsa dahi fasihtir. Fasihtir yani geçersizdir. Yani bakın bu meselelerde eksik ikrah Hanifi mezhebine göre geçerli. Geldik Şafii mezhebine göre. Şafii mezhebine göre cebredilen kişiden kişiye değişeceği gibi zorla yaptırılması istenilen işten işe de farklı olabilir.
Yani diyelim adam tutmuş Ahmet'i, Ahmet'e zorlama yapıyor ama Ahmet dayanıklı, mukavemetli, onların söylediğini yapmıyor. Ama tutmuş Ali'yi, Ali'ye o kadar zorlama yapmasa bile onların dediğini yapıyor. Kişiden kişiye değişiyor bu yani. Yani her kişi aynı şekilde dayanıklı değil. Mukavemet gösteremeyebilir. Öyle değil mi? Zira bazıları, ben şahit olmuşum, adam geliyor çocuğunu okula gönder, bütün akrabalar üstüne çullanıyor. Ne yapıyor? Dayanamıyor, çocuğunu gönderiyor. Öteki ise bütün aşireti karşısına alıyor, göndermiyor. Hatta fakir. Yani çocuk evde kalsa kendisine daha iyi olur. Güzel okula gönderse gönderecek parası yok. Buna rağmen çocuğunu evde oturtuyor. Okula da göndermiyor. Bu nedir? Bu adam dayanıklı adam ama öteki adam dayanamıyor. Kadının baskısına, akrabaların zorlamasına dayanamıyor. Kişiden kişiye değişmesi bu. Genellikle kişiye ağır bir şekilde dövme veya uzun zaman hapsetme yahut malını imha etme ile tehdit etmek ikrahtır. Yani Şafii mezhebine göre ikrah nedir? Hapis de ikrahtır. Buna ne diyorlar? Hapis ikrah değil diyorlar. Yani ilimsiz hareket ediyorlar ya. Hapis ikrah değil. Senin imanın gideceğine diyor. Git hapiste yat. Adam gidip hapiste yatar ama hapiste başına ne geleceğine dayanamıyor zaten. Adam hapse girmemek için öyle yapıyor zaten. Hapse girdikten sonra dayanıp dayanmayacağının bir anlamı kalmıyor ki. Adam mesela ben gördüğüm adam hapiste, adam böyle ellerini koymuş iki şakağına düşünüyor. Öteki adamın hiç umurunda değil. 20-30 yıl da yatsa hiç umurunda değil. Öteki adam 10 gün dayanamıyor. Herkes aynı değil ki. Adam içeri girdi, intihar etti. Ne oldu? Hapse dayanamadı. İçeri girdikten sonra daha da çıkamaz. İstediğin zaman çıkamıyorsun. Evet. Bu kitaptan okuyorum ki kendimizden bir şey demeyelim. Sadece izah etmeye çalışıyorum. Bununla beraber şahsiyetli insanları hafif bir şekilde dövmek veya hapsetmek yahut darlık içinde olan bir insanın az bir malını imha etmek ikrah sayılır. Diyelim bu mahallenin en şahsiyetli adamı. Mahalleyi topla. O şahsiyetli adamı getir yüzüne tükür. Bu onun için ikrah. Adam dediğini yapar. Kime göre? İmam Şafii'ye göre. Veyahut da dar gelirli bir adamın az bir parasının gitmesi. Adam çok zengin, tamam mı? Parası gitmiş gitmemiş umurunda değil. Veyahut da adam fakir, bütün parası gitsin hiç umurunda değil. Ama bazı insan vardır ki dayanamıyor buna. Az bir parası gidiyor, adam çöküyor. Memleket değiştiriyor, adam iş değiştiriyor, düzeni bozuluyor. Kime göre? Şafii mezhebine göre. Dolayısıyla kişiden kişiye değiştiği gibi mala göre de değişiyor. O mal da az ve çokluğu da gene kişiye göre değişiyor. Yani diyelim Mustafa'ya göre 1 milyon hiç önemli değil ama Musa'ya göre diyelim ki 500 lira önemli. Adam 500 lirasından vazgeçmiyor diye. Dolayısıyla Şafii mezhebine göre konuşuyoruz. Şafii mezhebine göre ikrah ne olursa olsun şu iki şeyi yapmaya ruhsat yoktur. Yani Şafii mezhebine göre de ikrah ne olursa olsun şunu yapamazsın. Bir Müslümanı öldürmek yani öldüremezsin. Şayet cebredilen kendi canını kurtarmak için böyle bir suçu işlerse bir görüşe göre kısas edilir. Diğerine göre ise kısas edilmez fakat günahkar olur. Yani Hanefi mezhebine de olduğu gibi cana kast yok. İki, zina etmek. Şayet tehdit edilen kişi bu hayasızlığı yaparsa tehdit şüphesi olduğu için zina cezasına çarptırılmaz. Zina edenin erkek veya kadın olması Şafii mezhebine göre hükmü değiştirmez. Yani diyeceksiniz ki bu okuduğun şeyin okulla ne alakası var? Okulla alakası şu yönde var. Biraz önce saydım ya.
Adamlar hapis cezası getiriyor. Adamlar eve pusula gönderiyor. 3.000 lira, 4.000 lira ceza. Adamlar çocuğunu almakla tehdit ediyor ve alıyor. Alıyor yani. Aldı. Müslümanlar var sosyal medyada. Polis geliyor, çocuğunu alıyor anne babadan, götürüyor, yetiştirme yurduna veriyor. Bunlar nedir? Okuduğum mezheplere göre ikrahtır. Yani çocuğu elinden alıyor da bundan ötesi mi var? O adam çocuğu elinden almadan çocuğunu okula göndermiş olsa işte bu mezheplere göre ikrah. Şimdi bunlar ne diyorlar? Hele bir çocuğunu alsın ki. Hele bir çocuğunu aldıktan sonra zaten onun psikolojisini bir düşün, onun ruh halini düşün, ondan sonra zaten iş bu ketliğe gelmesin diye alimler ikraha koymuşlar, ikrah şartını koymuşlar. Hele bir gelsin seni dövsün, hele bir gelsin seni öldürsün, hele bir seni hapse atsın ki, seni hapse attıktan sonra zaten ikrah bir şey kalmıyor ki, zaten girmiş oluyorsun, ölmüş oluyorsun, dayağı yemiş oluyorsun. Tehdit ikrahtır, tehdit. Şimdi Maliki mezhebine göre geldik. Maliki mezhebine göre bir insanı korkutmak, bağlamak yahut dövmek veya hapsetmek ikrahtır. Bak, korkutmak. Anlıyorsunuz. Maliki mezhebine göre korkutmak, mal talebi, bağlamak ikrahtır. Ama o gençlere göre bunlar ikrah değil. Öyle değil mi? Siz duymuşsunuzdur. Ben çok duydum. Ben diyorum ki kardeşim ya, bu müçtehitlere göre bu adamlar mazur, mazur. Yani ikrah altında göndermişler. Bir şekilde. İstemiyorlar, sevmiyorlar. Ama göndermişler. İşte bu müçtehitlere göre bunlar Müslüman. Sana göre kafir. Ben şimdi müçtehide mi uyayım, sana mı uyayım kardeşim ya? Ve onlara uymadığım için kınanıyorum. Allah beni kınamasın yeter. Ben ilme uyuyorum. O zaman ben niye dört mezhep diyorum? Niye müçtehit diyorum? Niye alim diyorum? Sırf iki üç kişi beni kınayacak diye kendi ilimsizliklerinden, yanlış anlamalarından veyahut da insanları tekfir etme şeyinden dolayı ben kalkacağım, müçtehitlerin görüşlerinin zıddını söyleyeceğim. İmam Malik'e göre neymiş? Bir insanı korkutmak veya bağlamak yahut dövmek veya hapsetmek ikrahtır. Bakın, şey yok ha, öldürmek yok bile bak. Bir uzvunun kesilmesi bile yok. Bunlar ikrahtır diyor. İmam Malik'e göre dövmede veya hapsetmede belli bir sayı söz konusu değil. Bir yumruk da olur, eşek sütten gelinceye kadar da dövebilir. Bir günde nezarete kalırsın, ömür boyu da yiyebilirsin. Fark etmiyor. Bir sınırlama yok. Dedim ya biraz önce, adam içeride 15-20 yıl kalmış taş gibi, öteki adam bir haftada çöküyor. Bunun için müçtehitler, alimler, fetvayı genele göre verirler. İki üç kişinin kaldırabileceği fetvayı bütün insanlara vermezler. Herhangi bir şekilde cebredilene şiddetli bir acı vermek veya organını şiddetli bir şekilde ağırtmak ikrahtır. Kişinin helak olacağından korkması şart değil. Şimdi İmam Malik'i tekfir et bakalım hadi. Adam dese ki ben İmam Malik'e göre gönderdim. Sen ya İmam Malik'i tekfir edeceksin ki zaten edenler var. İmam Şafii mezhep deneymiş. Mezhepsizlik, Kur'an bize yeter. Sünnet bize yeter. Şimdi ben müçtehitlerin Kur'an'dan sünnetten anladıklarını bırakacağım. Senin Kur'an'dan sünnetten anladığını alacağım. Öyle mi? Öyle diyorlar. Maliki mezhebine göre de ne şartla olursa olsun ikrahın geçerli olmayacağı, yani tehdit sebebiyle başka bir insanı öldürmek. Bak. Burada da bu mezhebe göre de başkasını sen öldüremezsin. Veya döverek yahut benzeri şeyler yaparak şahsiyetini çiğnemek.
böyle bir imtihana düşenin canını verme pahasına da olsa sabretmesi gerekir. Bak bunun da bu yönü çok ağır. Yani karşıdaki adamın şahsiyetini kırmama adına, onun şahsiyetini zedelememe adına ölüm pahasına diyor dayanacaksın diyor. İmam Malik'in bu tarafı da bak çok ağır. Yani gidip falan adama ağız dolusu küfür edeceğine öl diyor yani. Çünkü yukarıda dövme, tehdit etmeyi ikrah kabul ediyor. Zina etmek, şayet erkek zina ederse cezalandırılır, kadın zina ederse cezanın düşürülmesi gerekir. Yani erkek zina ederse zorlama altında cezalandırılır. Kadın yaparsa güç bakımından belki daha zayıf olduğundan o ne yapıyor? Cezayı düşürüyor. Neye göre? İmam Malik'e göre. Evet kardeşlerim, biraz uzun oldu ama Hanbeli mezhebinde okuyayım. Kitabın sahibine haksızlık etmemiş olayım. Bizi dinleyenler de en azından dört mezhebe göre hareket ettiğimizi, müçtehitlere göre bizim konuştuğumuzu, delillerimizi ilme göre söylediğimizi bilsinler. Yoksa ağzı gelen konuşur. Adama söylüyorum. Yahu diyorum ki kardeşim bu dinin vaziyeti sen misin? Sen diyorsun bu iş böyle oldu bitiyor. Yok öyle bir şey yok. İslam ne diyorsa o kardeşim. Senin dediğin İslam'a uyuyorsa tamam. Uymuyorsa yanlışsın. Bu kadar basit. Hanbeli mezhebine göre İmam Ahmed bin Hanbel'den nakledilen meşhur görüşe göre sadece tehdit ikrahın gerçekleşmesi için yetmez. Zorlanılan kişinin dövülmesi veya boğazının sıkılması yahut bacağının bükülmesi veya kafasının suya sokulması gibi bir işkenceye fiilen maruz kalması şart koşulmuştur. Buradan da anlaşılıyor ki Hanbeli mezhebi ve Hanifi mezhebi bu konuda en sert görüşe sahip. Hanifi mezhebine göre nedir? Mükrihi yani zorlayan kişinin mükrehi o söylediği şeyi yapabilecek güçte devlet olması lazım. Hanbeli mezhebine göre ise illaki bir elini kolunu bükmesi lazım. Yani fiili bir cebir lazım. Olması lazım. Zira müşrikler Hazreti Ammar'a suya sokma gibi işkenceler yaptıktan sonra Ammar onların istediğini söylemiş ve serbest bırakılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu davranışı tasvip etmiştir. Keza Hazreti Ömer ikrahı tarif ederken bir insanı aç bırakırsan veya döversen yahut bağlarsan artık o kişi güven içinde değildir buyurmuştur. Hazreti Ömer'in söylediği şeyler fiilen yapılan işkencelerdir. Tehdit değildir. Yani Hazreti Ömer'in ve Ahmed İbni Hanbel'in görüşü burada uyuyor, uyuşuyor. Hazreti Ömer'e göre de ikrahı bizzatihi o mükrehin o tehdit edilen şey ile muhatap olması lazım. İmam Ahmed'den nakledilen ikinci görüşe göre ise tehditler de ikrahtan sayılmıştır. İmam Ahmed'e göre tehdit de ikrahtır. Yani sen şu işi yapmasan ben seni şöyle yaparım. Seni hapsederim. Çocuğunu okula göndermesen çocuğu elinden alırım. Sen çocuğu okula göndermesen para cezası veririm, hapse atarım. Nedir? Bunlar tehdittir. Bu görüşü İmam Ahmed İbni Hanbel İbni Hanbel'den İbni Mansur nakletmektedir. Ve İmam Ahmed'in şöyle söylediğini belirtmektedir. İkrah kişinin öldürülmesinden veya ağır bir şekilde dövülmesinden korkması halinde gerçekleşir. Yani bu şekilde bir korku varsa da gerçekleşiyor. İlla ki adamı dövecekler veya öldürecekler. Zaten dövdükten, öldürdükten sonra zaten ikrahın bir anlamı kalmıyor. Hanbeli mezhebine mensup olan alimlerden İbni Kudame bu son görüşü tercih ederek diyor ki, fıkıh alimlerinin çoğunluğu
bu görüştedir. Ebu Hanife ve Şafi de bu görüştediler. Zira ikrah aslında tehditle gerçekleşir. Yani cumhurun görüşü tehdit etmedir. İlla ki gelip de seni kayıt altına alacak, bir kolunu koparacak, seni dövecek, seni öldürecek ikrah gerçekleşmiyor. Seni onunla tehdit etse de gerçekleşiyor ve bu cumhurun görüşü diyor İbn-i Kudame. Tehdit ikrahtır diyor. Devam ediyor. Halbuki insanı bir şeyi zorlamaya, yapmaya zorlayan etken onun gelecekte uğratılmasından korktuğu işkencelerdir. Birinci görüş kabul edilirse ölümle tehdit eden kişiye ruhsat verilmez. Tehdit uygulanır da mağdur ölürse artık bundan sonra ona ruhsat tanınmasının ne değeri kalır? Yani adamı öldürdükten sonra sen, kolunu kopardıktan sonra sen artık bu adam evet mükrihtir, mükrehtir desen, yani bu adam zorlanmıştır ve Allah katından mazurdur demenin bir anlamı kalır mı diyor. Adam ölmeden, adamın uzvu kopmadan, adam hapse düşmeden tehdidin ikrah olduğunu söylüyor. Ayrıca Hazreti Ömer'in tehditle hanımını boşayan adama tekrar karısını iade ettiği rivayet edilmektedir. Evet kardeşlerim, dört mezhep böyle bitiyor. Burada böyle daha devam ediyor. Söz ile, fiil ile falan bu şeyler, bizim zamanımız yetmiyor zaten. Yarım saat konuşacaktık. Yine bir saat oldu. Meseleyi anlatabildim inşallah. Yani ben çocuğunu okula gönderenlere Müslüman diyorsam, çocuğunu okula gönderen muvahhid Müslümanlara diyor. Yoksa adam Müslüman değil, çocuğunu göndermiş ne olacak, göndermemiş ne olacak. Adamın gerçekten böyle bir sebebe bağlı olarak çocuğunu gönderiyor. Demin okuduk işte, para tehdidi var, hapis tehdidi var, şahsiyetinin düşürülmesi, işinin bozulması tehdidi var. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak adam dayanamıyor. Müştehitler diyor ki adama göre, paraya göre, şahsiyete göre ikrahın şartları değişiyor. Müştehitler böyle dedikten sonra ben niye bir Müslümanı kafir diyeyim ya? Bir Müslümanı diyorum bak. Allah'tan korkmak lazım. Yani sen bir Müslümana kafir diyorsun. Allah'ın Müslüman kabul ettiği ve onun için cennet hazırlamış olduğu bir adama sen cehenneme müstahak görüyorsun. Bunun mefhum muhalefeti şöyle. Adam bir adama kafir diyor, işte tövbe haşa. Allah bir adam hakkında kafir hükmünü veriyor. Sen de kafir olduğunu bile bile o adama rahmet okuyorsun. Ne olur? Allah'ın kafir dediği, cehennemi hazırlamış olduğu adama sen kalkıyorsun Allah'ın bu dediğini beğenmiyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi bu adam da işte cennetlik olsun. Bu nasıl bir çelişki olur mu? Olmaz. Allah'ın da Müslüman dediği ve kendisine cennete hazırladığı اَعَبْدَ اللّٰهُ ve اَجْرًا azima, Allah'ın büyük bir ecir hazırlamış olduğu adama sen kafir diyorsun. Sen burada da Allah'ı tanımamış oluyorsun. Yani kafire kafir dememek nasıl tehlikeli ve riskli ise bir Müslümana kafir demek çok daha büyük bir tehlikedir. Mola Sadettin Yüksel'in sözüyle sohbeti bitireyim. Mola Sadettin Yüksel diyordu ki Allah rahmet etsin, ben bir kafire yanlışlıkla Müslüman derim ama bir Müslümana yanlışlıkla kafir demem. Mesele anlaşıldı. Bak yanlışlıkla. Adam kafir ama ona yanlışlıkla Müslüman demesi ama bir Müslümana yanlışlıkla kafir demek çok daha ağır bir şey. Çünkü adam Allah'a inanıyor. Tağutu reddetmiş. Peygamberi peygamber olarak kabul etmiş. Örnek önder olarak söylemiş. Ama gücü bu kadar yetiyor. Senin kadar mukavemetli değil. Senin kadar dirayetli değil. Senin bu adama acıman lazım. Çok çok şeysen al bu adamın çocuğunu götür bir İslami okula koy.
Bakalım adam gene gönderiyor mu? Mesela. Evet kardeşlerim, bu konu hakkında inşallah böyle video yapmanın sebebi, bunu kendi sayfama da atacağım. Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in görüşüdür. Yani bu Musa Büyük Budak'ın görüşü değil. Ben alimlere göre konuşuyorum. Müçtehitler ne diyorsa ben onu diyorum. İslam'a göre kim kafirse kafirdir, kim Müslümansa Müslümandır. Hiç kimseyi göz ardı ya da iltimas geçmem. Yani hani ne diyorlar böyle bazıları böyle kabadayılık yapar gibi, babam olsa tanımam. Adam kafirse kafir, Müslüman da Müslüman. Kimsenin kınamasına da korkmam. Bir Müslümanı, 3-5 tane gencin beni kınamasına korkarak da tekfir edecek kadar da cahil değilim. Evet kardeşlerim, sohbet bu kadar. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz, itiraz ettiğiniz varsa buyur. Allah cümlemizden razı olsun. Allah Celle Şanuhu hakkı hak olarak anlamayı ve hakka yapışmayı, batılı da batıl olarak anlamayı ve batıldan kaçmayı bizlere nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.